Aslında şu an e, mental olarak biraz daha sakin kalabildim, <laughs> birkaç ilaç aldıktan sonra, çok şükür. E, tabii şimdi biz ciddi bir rekabetin içerisindeyiz. 10 yılın vermiş olduğu bir patlamayı yaşıyorum. E, dün e, çalıştığım yerden eve gelinceye kadar ki mesafe boyunca yemin ediyorum e, vermediğim sadaka kalmadı. Camilerin önünde Yasin okuyan teyzelere para veriyorum, yeter ki dua edin bu akşam Galatasaray puan kaybetsin diye. Öyle bir istekle eve gelmişim ki. Maçı izliyorum. Yani zaten hani Icardi formda. Hani bu adama karşı böyle şey hissediyorum. Adam performansı mükemmel. İmreniyoruz da ama hani bu adam gol atmasa kesin Galatasaray puan kaybedecek kafasındayız. Neyse eve geldim. Maç gayet güzel gidiyor. Adana bastırıyor falan derken abi hakimize zaten Galatasaray'da şöyle bir şey var. Icardi duruyor. Mertens çıkıyor. Mertens durduğu zaman Kerem çıkıyor. Kerem durduğu zaman Hakim Ziyik çıkıyor. Bu nasıl bir şeyse takım yani inanılmaz derecede birbirinin eksiğini tamamlıyor. Şimdi biz Fenerbahçe olarak bunlara biraz alışık değiliz işin doğrusu. Bunları görünce tamam dedim 1-0 normaldir maç güzel gider ben sadaka vermişim. Kafa orada Allah bize yardım edecek diyorum. <laughs> Ondan sonra 2-0 olunca ben daha cinnet geçirdim. Sinirden kalkıp kanepi örtülerini dişlemeye başladım. Formayı çıkarıp attım artık. Ve gerçekten buradan da söylüyorum Mayıs aylarının kaldırılmasını istiyorum ben. Bu Mayıs aylarının bir sahibi var Galatasaray Spor Kulübü'dür. Samimi söylüyorum hiçbir Fenerbahçeli buna alınmasın, gücenmesin. Çünkü Nisan ayının sonlarına doğru biz artık kesinlikle teslim oluyoruz. Kendi adama söylüyorum böyle bir talebim vardır. <laughs> ne kadar değerlendirilir bu dünya genelini e, ilgilendiren bir konudur sonuç olarak. Ama Mayıs ayı en azından Türkiye'de kaldırılsın. Buna değindim ondan sonra Icardi'ye hiç beklemediğim bir pozisyonda gol atınca cinnet geçirdim. Yani böyle televizyona onu gördüğüm an direkt aklıma polis geldi. Aldım telefona sarıldım, karakola aradım. E şikayette bulundum. <laughs> Tabii ne kadar değerlendirilecek bilmiyorum. Umarım değerlendirilir. Bir an önce bunu Arjantin'e alsınlar. Adamın gol atmadığı, takım kalmadı. Onun yüzünden Geçen sene hem Kadıköy'de hem Rams Park'ta televizyonu kırmak zorunda kaldım sinirden, üfke patlaması yaşadım gerçekten. Dün akşam da bütün hayallerimizin, umutlarımızın yıkıldığı, en çok umut beklediğimiz Adana Spor maçında da, Adana Demirspor maçında da galip gelince artık son patlamayı yaşadım. Ben e, tabii ki takdir ediyorum kendisini, bir star ama. Lütfen artık bu ülkeden bir git bari önümüzdeki sene seni görmeyelim de biraz biz moral olarak sağlara çıktığımızda görelim. Çünkü bizde de biz dünya Starı var. Edin var. Ama samimi söylüyorum gerçekten Icardi çok çok iyi. Ya zaten o anki heyecanla direkt karakola bağlamak istedim. Yeni sistemde 112'den bağlandığı için. E şikayetiniz nedir diye Galatasaraylı bir futbolcudan şikayetçi olmak istiyorum dedim. E detayları bir de oda paylaşamadığım için. Bu adamın her hafta gol atmasından dolayı rahatsız oluyorum ve artık cinnet geçiriyorum. Formalarımı üstümü başımı yırtmak zorunda kaldım. Televizyon kurmak zorunda kaldım. Ben bu adamı bu ülkede görmemek için ne yapabilirim diye. Efendim bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil. E, bu e, futboldur. Kendinizi biraz fazla kaptırmışsınız dediler. E, Şikayette bulunmanız için de e, önemli olan hani onunla karşıtı olarak bir şey yaşamış olmanız gerekiyor ki prosedür gereği bir şikayet bulunsun. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için <laughs> maalesef talep gerçekleşmedi. E, yani Fenerbahçe Spor Kulübünden de beklentim e, beni özel bir maça davet etmeleri. İnşallah e, böyle bir talebim var. E, bir Fenerbahçe sevdalısı olarak ya bu kadar kendimizi hırpalıyoruz, parçalıyoruz. Her zaman da Fenerbahçe'nin yanındayız. Oğlum e, gerçekten maçlarda kendini kaybediyor. Yani normal hayatta böyle değil ama maçlarda aşırı şekilde tepkisi var, kendini kaptırıyor. Defalarca televizyonu kırdı, sehpaları kırıyor, kanepeyi kırıyor. Yani artık ben e, ne diyeyim ki? Dün akşam işte e, o heyecanla polisi aradı. Ben inanamadım dedim oğlum ne yapıyorsun? Yani bu kendi kaptırmış artık yani televizyona maça her o heyecanda artık ne yapacağını bilmiyor. <laughs>